Hani Ali engel oldu. Aslında bir yandan iyi oldu. Hani ben de Ali ile barışmak istiyordum. Burada kaç kez peşinden koşturdu. Evet. İlk göz ağrımın yani bilmiyorum hani geri atış serbest Ali'm için yani benim için dönüş yapabilirim Ali'ye. Atış serbest mi? Ne demek anlamadım ama. Efendim Ahsen. Seda Hanım, Ayşe'nin de mutlu olmak hakkı. Gayet, ne anladın sen? Gayet doğal hakkı. Neden yani engelliyor Ali Bey? İstemediği kadının mutluluğu. Kıskanıyor. Acaba ne alaka? Niye kıskansın? Bak, Ali ve şu an Ayşe'nin yanında gördüğünüz Hüseyin telefonda ne konuştular? Aynı. Yani Ali demiştir ki %100 çekil yani başını ya ağrımasın diye de bilir yani. O anlamda da ayırabilir Ayşe'cim. Bence demiştir ki çocuklarımızın annesi evet, o ben geri dönüş yapacağım. Çünkü bayağı bir kalabalık. Çocuklarım için şans vereceğim aramızdan çekim demiştir. Bana kalırsa öyle dedi. Sanmıyorum Ayşe'cim. Öyle bence bir şey öyle demiştir. Sanmıyorum. Yoksa niye engel atsın direkt? Yani o kişi de hani Ali... Ahsen ablan diyor ki kesin Ayşe'yi kötülemiştir diyor. Yok bence öyle değil. Bence demiştir ki ben çocuklarımızın annesine geri döneceğim, seviyorum, yeni aklım başıma yok, geldi. Bence de ağzım yandı herkesten. Yok yok. Diye, hani bence o kişi kötülemiştir. De, o kişi ay de dedi şey hani çocuklar için Ali barışmak istiyormuş ilk göz ağrısıyla ben aradan çekileyim dedi. O yüzden direkt beni engele attı, uçurdu. Ayşe'cim öyle bir şey olmuş olsaydı zaten buradayken Ali sana teklif yok, ederdi barışmayı çocuklarına. Hani... Peki Demet. Buradayken görmedi ama. Ayşe'cim, biraz önce sen şimdi anında Hüseyin Bey'i unutup direkt Ali Bey'e, Ali'ye gel dedin. İşte belki bunu söylemiş olabilir mi Ali? Hayırlı olsun ama dikkat et. Ha. Çünkü Ayşe gitgelli bir kişidir. Anında değişebilir. Yok, yok, öyle demiştim. Bunları söylediği kesin için sana engel atmış olabilir mi canım? Kesin %100 benim dediğim gibi demiştir. Yoksa engele atma, atacak bir kişi değil. Vallahi Ali'nin bağlanıp ya da buraya gelip ben bunun cevabını bekliyorum. Aynen Ali hepiniz merak ettik. Ve Hüseyin telefonda ne konuştular? Aynen. Ne konuştular ki Hüseyin böyle aşkını ilan ederken Ayşe'yi engelledi? Aynen. Bence buraya gelsin telefonda hani anlayamayız. Yüz yüze yüzleşmek daha iyi. Ben buraya davet ediyorum Ali'yi. Hüseyin'e başka yerden yazdın mı? Başka yerden yazmadım abla. Yok. Sosyal medyadan her yerden mi engelledi seni? Her yerden engelledi abla. Ali buraya gelsin. Annem bekliyoruz hepimiz tekrardan Ali'yi. Da anlatsın. Zeynep Hanım'a ulaşamıyor muyuz? Bence Zeynep Hanım şok oldu şu an. Telefonu açmıyor. Bence telefona bağlansa bile diyecek ki tek kelime ben söyleyeyim. Çünkü onun için okuyorum ben. Oğlum öyle bir şey yapmaz. Ayşe hayal dünyasında yaşıyor. Yok, yaptığını biliyoruz. Diyecek bence. Ben bence konuştuğum zaman Zeynep Hanım bana inanır. Şunu ben söylüyorum. Bunu yaptığını biliyoruz. Ali Hüseyin'i aramış. Ama ne konuştular bilmiyorum. Şu anda bağlıyorlar Zeynep Hanım'ı. Ali'nin bir daha söylüyorum ekran başındaki değerli izleyicilerimiz. Şu görüntüde gördüğünüz. Bu görüntü zaten sosyal medyada dolaşıyor. Görüntüyü çeken ve sosyal medyada paylaşan da Hüseyin adlı kardeşimiz. Ayşe ile orada görüyorsunuz yüreklerini açıyorlar ve sevgilerini paylaşıyorlar. Ali Hüseyin'e nasıl ulaştı? Ali ile Hüseyin telefonda ne konuştular? Nasıl bir mevzu geçti ki Hüseyin her yerden Ayşe'yi engelledi? Zeynep Hanım. Buyurun. Günaydın Seda Hanım. Hayırlı yayınlar. Günaydın hayatım. Nasılsın? İyiyim Seda Hanım. Sizi sormalı. Teşekkür ederim. Bir kere bu görüntülerden haberin var mı senin? Var Seda Hanım. Herkes gibi sen de gördün evet. Peki. Evet. Peki oğlun Ali'nin Hüseyin'i aradığını biliyor muydun? Hayır Seda Hanım. Asla biz ne ararız ne de görürüz. Ben TikTok'ta o adamı dinledim. Yayın açtı. Ben Ayşe'ye hala dava edeceğim. Benimle oynadığı için dedi. Benim oğlum asla Hüseyin'i aramadı da aramazdı. Ben biliyordum ya. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor kendi. Yalan aramış.
Hayır. Hepsi yalan söylediklerini. Aramış. Mutluluklar. Hayır Seda Hanım, asla aramadım. Aramış. Ben Ali'nin bağlanıp bunu söylemesini istiyorum. Yok. Valla çünkü... Seda Hanım gerçekten bağlanmadı da bir şeyini bilmiyor bile. Aramış. Eğer Ali aramadıysa bağlanıp abla ben aramadım der. Ama aradıysa da nedenini anlatır en azından, der ki yok gerçekten mutlu olmasını istedim der. Yani bunun bir nedeni vardır. Ama aramış Zeynep Hanım. Bunu asla bil. Aramadı bak. Gerçekten ben aramış ya. Bakarım aramadı beni. Kocaman kadın aramadı. Hepimizi yalancı çıkartıyor. Her daha ne oldu gibi oynuyor bizimle hepimizle. Sen oynuyorsun herkesine, biz oynamıyoruz. Ayşe güzel konuş. Asla demin sana, merak etmesin. Sen asla biz senin bizim olamam. Bitti senin Ali, işim yok. Ali ayrıca evlenmedi. Ya. Evlense müstakbel eşi niye gelmedi Konya'ya? Sana ne? Evlenmedi. Ali elinde sonunda benim olacak. Bekle Zeynep Hanım. Vallahi bakma, asla senin olmaz Ali. Zeynep bekle. Hanım. Bir şey soracağım hayatım. Ayşe dedi ki Ali şu anda annesinin yanında ama o hanımefendiyi, Ankara'daki hanımefendiyi, eşi mi artık bilmiyorum, evlendiyse de mutluluk diledim. Onu yanında götürmedi dedi. Neden Seda yalnız? Hanım, neden o da, yalnız o geldi? İşte, Seda Hanım o işte çalışıyor. Çocukları doktora götürmeye geldi. Doktora götürdük. Bugün geri dönüyor. Olsun hani izin alabilirdi. Yeni gelin kayınvalidesi seyretmeye gelecek. Sana yalan ne, işte sana oyun. Oyun. Yalan filan değil, yalan değil. Hani zaten kadının durumu iyiymiş. Ali parasını yediydi, alacağını aldı sana kadın. Ne, sana ne, sana ne, sana ne. Sen millete oyna diyorum orada, oyna bakalım. Sonun ne olacak senin?